Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Erik Bulgar gece saatlerinde gelecek. Onun gelişi tabii ki bir diğer önemli gündem maddesi. Burak Elmas transferi resmen açıkladı. Elmas, Erik Bulgar transferinin son erdiğini resmen açıkladı. İşte o sözler. Erik Bulgar'ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık buraya gelmesini ve resmi şekilde imzaları atmasını bekliyoruz. Hazır takımımıza katkı verebilecek bir oyuncu dedi. Galatasaray'da Luis Campos devrimi başladı. Luis Campos ile el sıkışan ve dünyaca ünlü Portekizli futbol adamı ile çalışmaya başlayan Galatasaray'da yönetimin attığı bu adım kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Luyendama'nın El Tavon kulübüne gidişi ve Bulgar'ın transferindeki kilit rol oynayan Luis Campos'tan Sarı kırmızılıların beklentisi ise çok daha yüksek. Galatasaray dünya futbolunda ses getiren transferlere imza atan, görev yaptığı dönemde Monaco ve Lille 100 milyonlarca euro kazandıran Campos ile sezon sonunda daha büyük bir operasyona hazırlanıyor. İneki Pena, Bafetin Migomis ve Erik Pulgar'ı kadrosuna katan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kadroda acilen yer açması gereken sarı kırmızıların imdadına Luis Campos yetişti. Gözden çıkarılan Christian Luyendama için Antwerp ve Porto devreye girse de bu iki kulübe transferi Galatasaray'ın gözettiği menfaatler çerçevesinde gerçekleşmedi. Ayrılık yılan hikayesine dönerken Luyendama da kendisini bedelsiz dahi göndermeye hazır olan Galatasaray'dan ligin ikinci yarısındaki arkadaşlarının bir kısmını talep etti. Bu noktada devreye sarı kırmızıların danışmanı Luis Campos girdi ünlü futbol adamı Suudi Arabistan ekibi El Tavu'nun teknik direktörü Jose Gomez ile görüştü. Vatandaşı olan Portekizli teknik adama Christian Luindamayı önerdi ve kısa sürede tecrübeli stoper El Tavu'nu kiralanırken Demokratik Kongolu futbolcunun da tüm maliyeti ve hakları Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacak şekilde anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda bedelsiz olarak kiralanan Luyendama için sözleşmeye 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi konulduğu öğrenildi. Uzun süredir ön libero takviyesi adına mesai harcayan Galatasaray, Arsenal'da forma giyen Muhammed Enneni ile temasa geçmişti. Ancak Mısırlı futbolcu yeniden Türkiye'ye dönebilmek için Sarı kırmızılılardan yıllık 3 milyon euro talep etti. Bu maliyeti yüksek bulan Galatasaray, Luis Campos, Erik Pulgar'ı önerdi. Şilli ön libero için devreye girildi. İtalya Serie A'da 6 sezonda 188 karşılaşmaya çıkan Pulgar Fiorentina'dan satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı. Pulgar'ın da bu gece veya yarın Türkiye'de olması bekleniyor. Alman, Fransız ve İspanyolların takip ettiği Kerem, Roma, Newcastle ve Napoli'nin takibindeki Marcao, Inter'in izlediği Nelson ile Fransızların adarındaki Muhammed, Campos'un aracılığıyla satılıp kulübe nefes aldırılacak. Görev süresi boyunca kulübe hem oyuncu transferi hem de kadro planlaması konusunda destek verecek olan Luis Campos, Özellikle sarı kırmızılı takımın Avrupa vitrininde dikkat çeken 4 yıldızının satışında da başrolde olacak. Sarı kırmızılar Portekizli futbol adamının vizyonu ve dünya futbolundaki konumunu kullanıp 4 oyuncudan en az 60-70 milyon euro bandında transfer geliri elde etmeyi amaçlıyor. Oyuncu satışı ile ekonomik yapıyı düzeltmek, genç futbolculara da yatırımını sürdürmek isteyen Galatasaray, Luis Campos'un üstün pazarlama başarısını ilk etapta bu 4 oyuncunun transferinde kullanacak. Kampos söz konusu bu dört futbolcunun satışının yanı sıra Galatasaray'ın elde edeceği geliri de doğru isimlere kullanması için çaba harcayacak. Önümüzdeki süreçte kadro planlaması adına kulübe futbolcu önerecek. Buffet'in bir gomisin sözleşmesiyle ilgili flaş iddia. Galatasaray'ın daha önce anlaşma sağladığı Buffet'in bir gomis dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Gomis İstanbul'a gelirken sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen bir madde de gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray ile bir yıl opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma yapan ve yarım sezon için 650 bin euro alacak olan Fransız golcünün iki de bonus maddesi var. Gomis Galatasaray Avrupa'da tur atlarsa 350 bin euro alacak. İkinci bonus maddesi çok ses getirecek türden. İddiaya göre Galatasaray bu sezon kümede kalırsa Fransız Yıldız 250 bin euro daha bonus alacak. Bu iddia henüz Galatasaray yönetimi tarafından açıklanmasa da kulübe yakın kaynaklar Böyle bir bonus maddesinin varlığından söz etmeye başladılar bile. Bu tarz bir bonus maddesinin Galatasaray tarihi ve camiası için son derece incitici olduğu ve yönetimi çok zor durumda bırakabileceği konuşuluyor. Bu arada Gomis'in 10 gol atması durumunda otomatik olarak sözleşmesinin uzayacağı ve gelecek sezon 1.6 milyon euro alacağı da gelen haberler arasında.